benim de ismim olduğu okul TÜBİTAK'tan Türkiye birinciliği kazandı. Kimyada Türkiye birincisi oldu TÜBİTAK'tan. Bir birincilik, bir üçüncülük ve teşvik ödülü aldık. O da yine hepimizin bir başarısı. Onu da size müjdelemiş oluyorum. Doğal dezenfektan olan midye kabuklarının öğütüp daha sonra seramik kaplarımızın sırlarına belli oranlarda katarak sütlerin raf ömrünü artırmaya yönelik çalışmalar yaptık öğrencilerimizle. Sonra bu kaplarımızda süt saklayıp çeşitli analizler uygulayarak sütün raf ömrünü olan etkisini araştırdık kaplarımızın. Ve yaptığımız analiz sonuçlarında da yüzeyimlik en başarılı kabımız oldu. Çünkü %30'luk hafif çatlaklar meydana getirdi. Daha sonra bu kapları da farklı malzemelerle karşılaştırdık. Karşılaştırdığımızda da yine yüzeyimlik kabımızın plastik ve cam kaplara göre sütü daha iyi sakladığını gördük. Biz bu projemizde eski çağlardan beri kullanılan seramik kapları tekrar günlük hayata geçirmek istedik. Daha sağlıklı olduğunu düşündüğümüz seramik kapların içerisinde antibakteriyel olduğunu bildiğimiz midye kabuklarıyla kaplayarak sağlıklı ve daha etkili olacağını düşündüğümüz saklama kapları, raf ömrünü uzatan saklama kapları üretmeyi hedefledik. Atık olan midye kabukları seramik sanayinde değer kazanacak, hem de sütlerin saklanması, besinlerin raf ömrünü uzatmaya yönelik farklı bir yöntem geliştirmiş olduk. Evet, buradan vermiboş düzeneği hazırlamış olduğun bu kutu içerisinden süzülerek birikiyor ve bunu bitki gelişiminde deneyeceğiz. Solucan gübresinden elde ettiğimiz vermi tabletlerimiz. Bize Türkiye üçüncülüğünü getiren çalışmamız uzun vadeli bir çalışmaydı. Bu çalışma sürecinde öğrencilerimle birlikte uzun zaman diliminde laboratuvarda farklı bitkiler yetiştirerek elde ettiğimiz ürünlerin etkisini gözlemledik. Vermi kompost kültürleri elde ettik. Vermi kompost dediğimiz solucan gübresi. Atık yediğini düşündüğümüz solucan gübresi acaba fındık kapsülü atıklarını yer mi? Zeytinyağı fabrikasının atıkları olan pirinayı yer mi? Ve bunları yediği takdirde elde edeceğimiz gübre farklı bir kimyasal kompozisyona sahip olur mu mantığıyla hareket ederek çalışmalarımıza başladık. Harika ürünler elde ettik. Bu düşüncemiz bizi farklı kalitede vermikompostlar elde etmemize yol açtı ve bu sayede tarım sektörü için, topraklarda organik dönüşüm için toprak kimyasalını düzenleyecek bir ürün ortaya koymuş olduk. Biz bu çalışmalarımıza geçen yazdan itibaren başladık ve yaklaşık olarak 8-9 aylık bir çalışma yürüttük ve bu emeklerimizin sonucu da güzel bir şekilde Türkiye üçüncülüğüyle almış olduk. Projemizin üzerinde çok büyük emek var. Bu yüzden tabii ki bir şeyler olsun istiyorduk. Aslında girdiğimizde de hani umutlanmıştık çünkü sunumumuz iyi geçmişti. İnşallah olur diyorduk. O şekilde üçüncü olduğumuzu gördük, mutlu olduk.